gibimiz geliyor ama veda değil, bence bir kavuşma. Çok kıymetli büyüğümüz ve gerçekten kendisini burada bu açılışı yaparken onun için burada olmaktan dolayı ayrıca şahsen de sizler gibi onur duyduğumuz Elazığ kimliğini bizlere nasıl temsil etmemiz gerektiğini genç nesile çok güzel bir şekilde yaşayarak, naif bir şekilde sindirerek, sevdiren çok kıymetli büyüğümüzü Antalya'da diğer Elazığlıların bulunduğu bir yere yeni bir federasyon kurmak üzere gönderiyoruz. Ve bu akşam ben hepiniz gibi duygu doluyuz ama bütün hepimizin duygusunu hepimiz adına anlatmak üzere Kurucu Genel Başkanımız Sayın Faik İçeri Beyefendi'yi davet ediyorum. Sayın Başkanım buyurun lütfen. Yani her Elazığ'da gittiği her yerde Elazığ'ı bulup bu birliktelik, bu diyalog hiç kopmaz. Çok değerli bir dostumuz, hemşehrimiz. İstanbul'da bilebildiğim kadarıyla 8 yıldır veya 9 yıldır görev yapan, önce İstanbul Vali Yardımcısı, son 5 yılda Arnavutköy Kaymakamı olarak ülkesine hizmet eden çok değerli bir devlet adamını bu akşam inşallah yolcu edeceğiz. Şimdi elbet olarak birlikte varız sloganıyla yola çıktık. Bu birlikte bağlılığın bir işareti de işte bir dostumuzu, bir hemşehrimizi ona bir vefa örneği olarak bu akşam bir aradayız. Hürrem Aksoy şunu karşına duruyor ama yine de söylemek durumundayım. Gerçekten Elazığ'ın olduğu her yerde var olmaya gayret eden, derneklerimizin bütün faaliyetlerine yetişebildiğince koşturan, uzaklık, yakınlık hiç gözetmeden orada bize destek sağlayan ve bu federasyon meselesinde de bir nevi fikir babalığı yapan, bu işi gündeme getiren çok değerli kaymakamımız Antalya'ya tayin çıktı, gidiyor. Şimdi burada bu akşam çok büyük kalabalık toplardık. Ama daha tuttuk. Bunun çerçevesi de şuydu. Yönetim kurulu üyemiz elbet olarak. Eski başkan arkadaşlarımızdan bazı arkadaşlarımız. Bir de İstanbul'da şu anda faaliyet gösteren derneklerimizi davet ettik. Hemen hepsi burada derneklerimiz. Biz fazla sözü uzatmayacağız. Federasyonumuzu temsilen kendisine bir plaket takdim edeceğiz. Öyle mi amaçlı? Bir de bazı derneklerimiz yine aynı şekilde hediyeler, plaketler verecekler. Eğer müsaade ederseniz federasyonun plaketi için ben Hürrem Bey'i böyle alayım. Sonra değerli kaymakamımıza her zaman beraber olacağız. İstanbul'daki Elazığlar için kısmen olsa bir kayıp olabilir. Ama gittiği yerde muhakkak birazcık konuşacak Elazığlar bulacaktır. Allah yolunu açık etsin. Allah kendisi için hayırlı uğurlu etsin. İnşallah bu ülkeye, bu millete daha büyük hizmetlerde bulunur. Ben bu duygularla kendisine çok teşekkür ediyorum. Federasyon Başkanı olarak, yöneticileri olarak. Allah yolunu açık etsin. Ne diyelim? Beni uğurlamak adına da olsa bir araya geldiğinizden dolayı size çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hem iyi şeylerin hem kötü şeylerin her şeyin bir sonu var. Ne yaparsak yapalım. Ömrümüzün bir sonu var. Bugün karnımızı doyursak biraz sonra acıkacağız. Bir saat, üç saat, beş saat her neyse acıkacağız. Onun sonu var. Yani ne iş yaparsa, ne iş görürse, neyi murat edersek hiçbirinin sürekli olarak bize sağlayacağı fayda tatmin yok. Ömür de böyle değil mi? Değil. Bir doğuyoruz. İşte bir bakıyoruz ki yaşlanmışız. Ondan sonra gidiyoruz. Bu devlet memurları için tayin, işte alıştığı yerlerden ayrılmak da böyle bir şey. Vakit saat dolunca gitmek farz olur. Hatırlıyorum. Bundan 8 yıl önce İstanbul'a gelmiştim. Teşekkür ediyorum. Başkanımız da hatırlıyor. Vali yardımcısı olarak göreve başlamıştım. Elazığlılarımızın hepsinin
hep saygısını, ilgisini gördüm. Ondan dolayı her birinize tek tek ne kadar teşekkür etsem az. Efendim ben çok iyi bir insan da değilim aslında. Sizler gibi. Hani bazı yönlerimiz iyi, bazı yönlerimiz kötü. Bugün iyi, 5 gün sonra bir başka mesele olur, kötüleşir falan. Fakat size, hepiniz, benimle ilişkilerinizde, benimle ilgili o kadar güzel şeyler söylediniz ki, vallahi ben mecburen iyi olmak zorunda oldum. Yani baktım ki, ya arkadaşlarım bana diyor ki, siz çok mütevazısınız. Ya ben baktım ki, ben hiç de mütevazı değilim. Ulan egom da var veya şişkin, ulan ben koskoca bilmem neyim falan diyorum. Fakat başkan beni görüyor, efendim siz diyor, ne kadar mütevazısınız. Ben de başlıyorum mütevazi olmaya. Efendim siz gelenleri hiç kapınızdan geri çeviriyormuş. Çevirmiyorsunuz. Allah Allah. Ulan tamam doğru. Biraz dikkat, ihtimam gösteriyoruz ama ya gücümüzün bazen yetmediğine, acemi acze düştüğümüze, bazen tutkumuzun dar olduğundan bir sürü insanı da geri gönderiyoruz. Fakat onları insanlar görmüyor. Yeter ki bu insanlar sizi sevmeyiyorsun. Yaptığınız iyi şeyleri, kötü şeyleri hepsini topluyor, diyor ki bu adam iyidir diyor. Arnavut, inanır mısınız? Arnavut köyde de ben aynı şeyi yaşıyorum. Allah Allah. Yani adam diyor ki, geçenlerde gelmiş diyor ki, Sayın Kaymakam siz geldiniz Arnavut köyü makbuz talebi yediniz. Dedim ki ben hayırdır, ne yaptım, ne oldu? Evet, ilçe kuruldu, işte yol geldi dedi. Bir düşündüm, evet doğru. Yani yol yarı inşaat halindeydi. Ben gittikten sonra, yani birkaç telefon etmişliğim vardır. Zaten iş yürüyor. Köy hizmetleri tarafından başlatılmış, büyükşehire devredilmiş gidiyor. Hadi dedim, bunun da neyse dedim, birazcık payım vardı. Dedim başka, dedi ki, devlet hastanesi yapıldı, bitti. Ha, doğru, devlet hastanesi de ben gittiğimde inşaat halindeydi, bitti. Hadi biraz da, dedi ki, dünyanın en büyük havaalanı geliyor dedi. Dedim ki, orada dur. Dedi, yetmez dedi, nasıl olsun dedi. Bakın, Kanal İstanbul da buradan gidiyor. Evet, o da gidiyor. Bak, şehir de burada kurulacak. Ulan bu da olacak. Dedi ki, ya kardeşim, keşke benim azıcık bir dahilim olsaydı da, bunları yapılmazsa, ben de buna sevinseydim, ne olacak? Dedi ki, niye de sizin etkiniz yok mu? Yok dedi, bu hepsi devletimizin, hükümetimizin merkezden planlayıp uyguladığı projeler. Hatta bu seçim zamanlarında çizdi projeler, işte İstanbul'da çizdi projeler. Benimle ne alakası var? Dedi ki, kaymakam dedi, sizin ayağınız uğurlu geldi, ayağınız uğurlu geldi. Böyle görmüyorsun. Sizler bana hep iyi dediniz. Nasıl? Dedim ki aynen Arnavut köydeki gibi. Anlatıyorum ki o örnekten sizlerin tutumunuzu iyi anlatabilirim. Geçen gün Atatürk Mahallesi diye bir mahallemiz var. Onları ziyarete gittim. Çünkü birkaç yerde ziyarette bulundum. Öbür muhtarlık diyor ki Sayın Kaymakam bize ne zaman geleceksin? Ben de hadi ya buna da gideyim, öbürüne de gideyim. Demin hani sana iyi dedi, bana iyi dediğiniz için ben iyi oldum dedim ya. Orada da beklenti var ya, işte onu geri çevirmek adına uğraşıyorum. Atatürk Mahallesi muhtarına gittik. Muhtarımız var, işte iki tane imamımız var, iki tane okul müdürümüz var o mahalleden. Birkaç kişi daha var, oturuyorlar. Beni karşıladılar, oturdum. Muhtar da küçük bir yer. Ben de doğal olarak muhtarın masasına oturdum, makamına oturdum. İçeriye birisi girdi. Daha önce hiç karşılaşmadığım birisi. Gelince dedim ki hoş geldiniz, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Birden aklıma geldi. Dedim ki sen bu ilçenin kaymakamını tanıyor musun? Dedim. Hiç tatsadın mı? Yok dedi, hiç tanıyorum dedim. Peki dedim, nasıl bir adammış dedim. Dedi ki vallahi dedi, iyi bir adammış, Allah ondan razı olsun. Ama gidiyormuş dedim. Dedim ki bir geç otur, orada boş yere otur. Dedim ki bakın arkadaşlar, bu vatandaş beni hiç tanımıyor. Ne iyiliğimi görmüş, ne kötülüğümü görmüş. Bak görmeden, bilmeden bana diyor ki iyi. Peki nasıl diyorum bunu? Sizler bana iyi dediğiniz için, yani muhtarı, imamı, okul müdürü, yani kaymakamla iyi ilişkiler olan insanlar iyi dediği için, bu sizler de iyi insansınız, bu diğer insanlar da diyorlar ki, evet, bizim muhtarımız iyi diyor, kaymakamımız demek ki iyi. Sizler de aynı onun gibi, hemşerimiz var, bir valiyamız, kaymakam, çok iyi bir insan dediğiniz için vallahi billahi bu insanların işte iyi bir insanlar iyi diyorlar. Ondan dolayı hepinize tek tek teşekkür ediyorum.
Zaten sizler aynı zamanda işte giderken de burayı doldurmak suretiyle beni bir kez daha onurlandırıyorsunuz. Hepinize minnettarım. Değerli arkadaşlar, geldiğimden beri Elazığlarla ilgili, hemşehrilerimizle ilgili bir takım arzularım, isteklerim vardı. Başkanımız da şahittir, burada bakıyorum, en yakın şahidi kendisidir. Yaklaşık 7 yıldır Elazığlılar bir araya gelsin, beraber olsun, iri olsun, diri olsun. Yani birbirlerimizle kaynaşalım, birbirimize yardımcı ve destek olalım. Hatta bunda örnek veriyorum, diyorum ki bakın, burada ben bu ilçede, ilde Ali Yardımcısı'yım. Baktığımız zaman da hatırı sayılır bir konumum var. Fakat vallahi billahi ben kendimi zaman zaman yalnız hissediyorum. Desteğe ihtiyacım var. Bir sıkıntım olduğuna gidip paylaşacağım. Benimle ilgili herhangi bir karar alındığı zaman bununla ilgili fikir beyan edebileceğim, tesir edebileceğim insanlara ihtiyacım var. Onun için lütfen bir sürü insanımız var çeşitli yerlerde. Bu insanların elinden tutan olsun. Başı sıkıştığı zaman başvuracağı yer olsun. Sevinci olduğu zaman o sevinci geniş kitlelerle paylaşsın ki artsın. Üzüntüleri olduğu zaman bunu geniş kitlelerle paylaşsın ki azalsın. Bunda tek yolu İstanbul'da güçlü olmak. Bir yerde güçlü olmak yetmez. Tüm İstanbul'da 15 milyon insanın yaşadığı bu şehrin her köşesinde, her yerde biz güçlü olmalıyız. Bunun için bir şeyler yapılmalı diye arzu ederdim, konuşurdum, ne yapalım, ne edelim diye şey varken neticesinde Elfet de bunu oluşturdu. Kurucu başkanımıza hem şahsı hem sizler adına, Elazığlılar adına çok çok teşekkür ediyorum. Bir başkanımız mı yetmez. Tüm dernek başkanlarına huzurlarınıza çok teşekkür ediyorum. Bir yönetim kuruluna teşekkür ederim. Allah kolaylıklar versin, devam etsin. Ancak şunu şey yapalım, yani açıklığa kavuşturalım. Bizim insanımızda şöyle bir şey var. Hani biz bir şey yaptık, ondan sonra kurtulduk, kenarda duralım. İşte o taşın altına elini koyanlar, bunun altında ezilir mi, dökülür mü, başarılı olur mu, olmaz mı? Çok gayret etmiyoruz, uzak duruyoruz. Bu arkadaşlarıma herkesin gayret etmesi, destek vermesi, yardımcı olması şart. Özellikle hepinizde ki burada birçok arkadaşımızla yönetim kurulu üyesi olduklarını görüyorum. El birliğiyle, iş birliğiyle eğer yardımcı olursanız hem bir taraftan bu arkadaşlarımızın hani ecdat diyor ya marifet iltifata tabidir hem artar hem iş yapma kabiliyeti artar. Buna fevkalade ihtiyacımız var. Çok basit bir şey söyleyeyim. Bakın burada hadi diyelim 50-60 kişi varız. Hadi biraz daha fazla yapalım 70 kişi varız. Aslında çoğumuz da şu andaki. Diyelim ki ben çok büyük bir haksızlığa uğradım. Çok büyük haksızlığa uğradım ve bundan da rahatsızlık duyuyorum. Şuradaki bu kadar insan ne yapabilirsiniz? Ters olan hiçbir şey yapamazsınız. Değil mi? Evet. Ama birlik ve beraberlik olursa dersiniz ki ya Hürrem Aksoy adını geçiyorum. Şimdi gideceğim için kendi adımı rahat kullanıyorum. Hürrem Aksoy'u niye Antalya'ya gönderiyorsunuz? Niye filan yere göndermiyorsunuz? Niye işte efendim Hakkari'nin Çukurcası'na göndermiyorsunuz da Antalya'nın efendim Döşemaltı ilçesine gönderiyorsunuz? Demesiniz. En azından sizi dinleyen birisi olur. Çok basit bir örnek. Ama bunun dışında bizim Elazığlıların bir araya gelmesini arzu etmemiz bizim bir takım şahsi işlerimiz değil. Burada çeşitli zamanlarda da toplantılarda da arkadaşlarımla paylaştım. Biz insan olarak benim kaymakam var. İşte bir kaymakam arkadaşımız daha var burada. İşte vali yardımcısı, bürokrat, siyasetçi, iş adamı, müzisyen, dernek var. Her insan, şurada, buradaki odacı, kapıcı, müdürlerimiz, hepimizin varlık sebebi şu. Bir insanların ihtiyaçları var, onları görüyoruz. Bir de bu insanların, burada olmayan insanların, insanların hayatını kolaylaştırıp güzelleştiriyoruz. O zaman eğer bizim varlık sebebimiz buysa, bizler bir araya gelelim, birbirlerimizin ihtiyacını gidermesine yardımcı olalım, hayatını güzelleştirip kolaylaştıralım. Bunun için kaymakamlık olsun, işte bir başka görev olsun, bir başka görev bu insanlara eğer değer verirsek, toplum insanlara da değer verirsek, birbirimize değer verirsek, bir araya gelirsek, bu arkadaşlarımızla bizim hayatımızın kolaylaştırmasına, daha güzel gitmesine katkıda bulunmalı. Efendim ben giderken üzgün müyüm, süzgün müyüm?
Şüphesiz ki her ayrılık üzüldür. Kız gelin oluyor, ağlıyor. Diyor ki, kızım niye ağlıyorsun? Madem ağlıyorsun, gitme. Diyor ki, anne hep ağlarım, hep giderim. Yani hepimiz nihayetinde bir memuriyetin, alışkanlık bir şeyi var, muhakkak gitmeye hazırız. Ben de tabii ki 8 yıldır İstanbul'da sizlerle birlikteyim. Arnavutköy benim hayatımda görev yaptığım, en uzun görev yaptığım ilçe. Yeni kurulmuşu gerçekleştirici, yani kurucu kaymakamıyım. Dolayısıyla aklımı, gönlümü oraya vermişim, orayla bütünleşmişim. İstanbul'da sizlerle 8 yıldır yüz yüze geliyoruz, görüşüyoruz. Bir başka şehirde ben bunu görmedim, yaşamadım, yaşayamadım. Onun için hepinizden tek tek ayrılmak o kadar çok zor ki. Yani efendim ne güzel, ağlamaya gidiyorum deyip de gitmek mümkün değil. Hüznü geçti, yüreğimde de bir sürü fırtına resim. Ama ben biliyorum ki evet, madem ki bu hadise oldu, benim tayinim çıktı, bundan şüphesiz ki bir hayır var ve ben de oraya gitmeliyim. İnsana hiç de inandırıcı gelmiyor. İlk zamanlarda yine ya tamam benim sürem doldu, gideceğim falan diyorum ya, fakat aklımın ucundan da geçmiyor. Hani önümüzde cenazeye geçiyor, birbirimizin de öleceğimizi pek de şeye geçiyor. Ben de aslında bu tayinim resmi gazetede yayınlanıncaya kadar gideceğine çok fazla ihtimal vermiyormuşum gibi birdenbire cumartesi günü görünce dedim ki eyvah, bekliyorum. Ne gibi? Cenazede de insanlar öldüğü zaman işte insanlar toplanır, mezarına kadar gider. İnsan ölen kişi de onlarla birlikte gidermiş. Gider yani tamam bir şeyler oluyor filan yapılıyor. Sonra talkını verildi, dönerlerken aa millet gidiyor, hadi ben de gideyim diye. Bir kalkarmış, hırt kafası vurunca eyvah! Ulan bu kadar demek ki telaşa çek. Ben de onu görünce dedim ki eyvah, demek ki ben gidiyorum. Hala farkında değilim, sanki burada kalacağım gibi. İşte ilk üç gün sonra nasip olursa buradan Ankara'ya, çocuklarımı, ailemi Ankara'ya yerleştirdikten sonra önümüzdeki hafta sonunda nasip olursa Antalya'da göreve başlayacağım. Hürrem Aksoy'u nasıl bilirsiniz? Bundan sonra da öyle olacak. İşte orada da gideceğiz. Yine hemşehrilerimiz var. İşte insanlar var. Görev yapacağımız, sorumluluğu paylaşacağımız, sorumlu olduğumuz insanlar var. Hiç şüpheniz olmasın. Üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yapmaya gayret edeceğiz. Yine hani insanlar iyilesinler diye epeyce uğraşacağız. Didineceğiz. İnşallah nasip olursa bir gök kubbenin altında hoş bir sala bırakmak için gayret edeceğiz. Bir taraftan da siz hemşehrilerimizin hani duydukları zaman filan hani desinler ki, bahsederlerken ya işte bir valiyamızı, bir kaymakam geldi, hani iyiydi, güzel yaptı, burada diyorlar. Orada da bunu sizlere duyurmak için gayret edeceğiz. Hiç şüpheniz olmasın. Bizim zaten başka bir şeyimiz yok, yapacağımız. Yani bu gök kubbenin altında bir hoş sarı bırakma. Ondan dolayı zaten bizim Elazığ insanımızın böyle bir hasreti de var. Yani bize İyi desinler, işte efendim garip kurabaya sahip çıktı, işte filanlara iyi ilgili, gittiğimiz zaman ilgilendi ve benzeri güzel sözleri duymaya hep sizler alışkınsınız, hepimiz alışkınız. O sebeple yine biz böyle bir uğraş içerisinde olacağız. Antalya'ya yolunuz düşerse çeşitli vesileler olabilir. İşte birisi askere gider, birisinin işi vardır, gücü vardır. Her zaman benim telefonumu 0505 arayabilirsiniz. Sizlerin aramanızdan hiçbir zaman yüksünme, bilakis bana güç verir, onur verir. Söyleyecek belki çok şey var. Sizler de ayakta duruyorsunuz. Daha fazla ayakta bekletmeyeyim. Bana şimdiye kadar göstermiş olduğunuz ilgi, alakaya hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Özen göstermeye gayret ettim. Hemşerilerimle kaldığım, bulunduğum, karşılaştığım alanlarda onlara da iyi ilişkiler içerisinde olmaya gayret ettim. Buna çaba sarf ettim. İçimden gelen de zaten buydu. Onunla da çok mutlu oldum. Tüm özenime rağmen, ola ki kırdığım, üzdüğü insanlar olabilir. Öbür taraftan oturduk, yemişliğimiz, içmişliğimiz var. Bir takım haklarınız bana geçmiş olabilir. O sebeple sizlerin hepinizle helallik istiyorum. Bana hakkınızı helal ediniz. Öbür taraftan da yine burada bulunmayan arkadaşlarımız var. Sizlerin birçoğunuz temsil makamında olan insanlarsınız, dernek başkanısınız,
çeşitli görevleriniz var, aileleriniz var. Lütfen etrafınızdaki arkadaşlarıma da, hepsine de benden gönül dolusu selamlar götürün. Yine onlardan da helallik istediğimi lütfen iletin ve gıyabımda benim adıma onlardan helallik alın diye sizlere istirham ediyorum. Bana gelince, benim eğer sizlere, herhangi birinize bir hakkım geçmiş ise, hani bizim Elazığ'da derler ya, ananın ak sütü gibi helal olsun. İşte diyorum ki hepinize ananızın ak sütü gibi helal olsun. Allah razı olsun. Biz artık gidiyoruz. Kalanlara selam olsun. Allah razı olsun. Çok duyguluyum ama bu çiçeği ben size değil hanımefendiye getirdim. Neden mi? Şimdi iyi günümüzde, kötü günümüzde hep kendimiz sağlıyoruz. Ve Allah bir kere razı olsun. Hanımefendi de o mayayı, o uzun havaları dinlerken hiç yüzüne ekşitme. Yani o sürekli yanında durdu. Biz Elazığlı hanımlar artık daha yeter am bu uzun havalardan dediğimizde bile o hiç sesini çıkarmadı. O gerçekten çok değerli bir gelinimiz. Onu çok sevdiğimizi özellikle iletin. Bu çiçeği de ben ona getirdim. Gerçekten Ankara'dan tanıyorum. Ankara'da ben Çubuk'a geldiğimde kendisi bakanlıktaydı. Onunla tanışmıştık. Ondan sonra hiç kopmadık. Elbetimizin değerli Beşka'da, Elazığ'ımızın İstanbul'da yaşayan Elazığlar Derneği'nin ve Elazığ ilçelerimizin değerli derneklerin başkanları, kıymetli hemşerilerim, bugün gerçekten kendisini iftihar ettiğimiz değerli bir arkadaşımızın, meslektaşımızın bir başka yerdeki görevine uğurlanmasıyla ilgili bir araya geldik. Ben bu vesileyle Erkek Başkanımız Faik İçmeli'ye ve onun değerli yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Böyle anlamlı bir gecede bizleri buluşturduğu için kendilerine teşekkür ediyorum. Bizler dostlarımızın, hemşehrilerimizin, arkadaşlarımızın yanında olmamız lazım. Ve bu hani bizim Elazığ'da bir tabir var. Kuru kuruya katılalım anlamında değil. Yani gerçek anlamda birbirimize sahip çıkmamız lazım. Bugün dünya ekiple, gruplarla çalışıyor. Herkes kendine göre bir ekip kuruyor ve ekibin içerisinde olan insanlar birbirini elinden tutuyor. Bugün Elazığ'da hemşehrilerimiz neden daha iyi yerlerde olmasın? Bürokraside neden daha sesimiz gür çıkmasın? Bu işte birbirimizin elinden tutmaya bağlı. İnşallah kuruluşuna kaymakam arkadaşımızın da vesile olduğu Elazığ'ımız İstanbul'da bunu başarır. Ve Ankara'da da yine Elazığlar Derneği'nin değerli bir başkanı var, baktığımız var. Onlar da bu böyle bir çalışma içerisindeler. Ben bir yıl önce Ankara Keçiören Kaymakamlığı'na buraya geldim. Benim de hep gönlümde o vardı. Yani ben Keçiören Kaymakamlığı'yken Çankırı'nın, Çorum'un, Yozgat'ın federasyonları vardı, konfederasyonları vardı. Bizim Elazığların iki derneği birbirine baktığında dermek faalesef hiç şey yapamazlardı benim dışarıdan izlediğim kadarıyla. Ekip değildi, biraz araları çok şey değildi, birbirine sıkıya bağlı değildi. Üzülürdüm. Ama şimdi Ankara'da güzel bir birliktelik, bir güçlü beraberlik var. İstanbul'da bunu yakaladım. İnşallah önümüzde daha güzel günler olacak. Birlik beraberliğimizde memleketimiz için, öncelikle Elazığ'ın için ve Elazığ'da arkadaşlarımız için hayırlı sonuçlar çıkacak. Çünkü bu birlik beraberlikte rahmet var. Yani iki kişi yan yana olsa 11 kuvvetinde olur. Teknik olursa 1+1=2 eder. O 11 kuvvetini yakalamamız lazım. Hem iyi günümüzde hem kötü günümüzde dostlarımızla, hemşehrilerimizle beraber olmamız lazım. Ben Elazığ'da olmaktan iftihar ediyorum. Memleketimin kültürü, insanı, müziği, mutfağı gerçekten çok güçlü. Yani ben Elazığ'da çalışmış, yani bugüne kadar 8-9 farklı ilçe ve ilde kaymakam ve vali yardımcısı olarak görev yaptım. Her nerede Elazığ'da bulunmuş bir vesileyle görev yapmış insanla karşılaşsam, Elazığ'ı bir türlü unutamadığını, oradaki insanların kendisine gösterdiği dostluğu ve arkadaşlığı asla unutamayacağını, bugün tekrar görevlerimiz Elazığ'a sevinerek gideceğini söylemesine her zaman iftihar ettim. Elazığ'da hemşehrilerimiz de hiçbir zaman kötü bir olay, kötü bir adet, kötü bir davranışla
görmedim veya ciddi bir yakınma da duymadım. Hani her memleketin iyisi kötüsü olur derler ama bizim Elazığ'ın iyisi çok fazla. Kötüsüne ben rastlamadım desem gerçekten doğru olur. İşte bugün bu bir arkadaşlarımızın, dostlarımızın böyle geceyi anlamlandırması beni de mutlu etti tabii. Kaymakam arkadaşımız burada bir ilçenin kurucu kaymakamı. Ben inanıyorum ki onu unutmayacaklar. Yani temelinde mayasında bu her ne kadar ben bir şey yapmadım dese de bizim insanımızın beklediği çok fazla bir şey de yok zaten. Yani güler yüzlü olmak, onu kabul etmek, onun derdine çare olamasa bile çare olmaya çalıştığını hissetmesi, görmesi o insanların gönlünü fesliyor. Tabii ki yapmıştır. Tabii ki bir kaymakam olarak orkestra şefi gibi kurumların yönetiminden güçlü bir ses çıkmasını, anlaşılır, hoş bir sesler çıkmasını sağlamıştır. İşte o hoş sesler sonucu olarak kendi teveccühleri kendisi de duyuyor. Arkasından daha güçlü çıkacak belki. Burada bizler de işliyoruz ve bizler de inanıyoruz. Allah yolunu açık etsin. Eşiyle, çocuklarıyla beraber huzurlu, hayırlı günler ve başarılı günler nihsan etsin. Kendisini kutluyoruz yeni görevinde. Bu bizim memleketin cibesi. Bugün buradayız, yarın nerede olacağımızı bilemeyiz. Bu işe garantisi iki satır yazıda. Burada olan, başka yerde olan burada olabilir. Bugün aşağıda olan yarın yukarı çıkar. Ama biz dualarımız kendisine. Allah yolunu açık etsin. Hepinize teşekkür ederim, saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ve diliyoruz o iki satır yazıyı yazanları da bu oluşumdan ortaya çıkartır inşallah. Gönlünüzden bu geçiyor. Efendim biliyorum ki... İsterdim ama Ahmet Bey müvakkı yaptı. Hepinizden özür diliyorum. Efendim sayın kaymakamlarım, kıymetli hemşerilerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben evvela rahmetli Osman amcaya nur içinde yatsın. Allah gani gani rahmet etsin ki böyle güzel evlatlar yetiştirmiş. Onlar da bu otelde bizim hizmetimizi açmışlar. Nur içinde yatsın bütün geçmişlerimiz. Allah sizden razı olsun efendim. Birinize bin versin. Biz evimiz gibi gelip gidiyoruz buraya. Size çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bu programı düzenleyen federasyonumuzun çok saygın, hepsi birbirinden değerli yönetim kurulu üyeleri ve hepimizin başkanı çok değerli Faik İşmeli Bey'e düzenledikleri programdan ötürü çok teşekkür ediyorum. Ben başkanım eğer yanılmıyorsam düzeltin. Herhalde bu ikinci bir uğurlama gibi geldi hatırıma geldiği kadar. Daha evvel Sayın Genel Başkanımız Mehmet Ağar Bey'i Ankara'ya uğurlamıştık. Etiler'den büyüklerimiz, yaşlı olanlar hatırlarlar. Bu ikincisi oluyor. Sayın Ali böyle bir ikinci şey yaşıyorsunuz. Evet, ben hatırımda kaldığı kadar bilmiyorum. Başkanım var mıydı başka? Belki küçük bir şey daha Kasım Toprak'ta. Ben, aşağı. Bu ikincisi oluyor efendim hafızamızda kalan. Biz efendim sizi böyle uğurlarken ayağımız gelmedi buraya, adımlarımız gelmedi. Tabiri caizse bizim ifademizle en azından kesemizden gidiyorsunuz. Ben Sayın Valimi sarı kravatı, ceketindeki küçük cebindeki mendiliyle her zaman alacağız bütün Elazığlılar. Sayın Valim, göreve başladınız 3. gündü. Ben dernek başkanıydım. Timur Oğuz Bey'le sizi ziyarete gelmiştik. O gün, bugündür sizinle birlikteyiz. Bize çok haklarınız geçti gerçekten. Bize çok yardımcı oldunuz. Bir gün rahmetli Tuncay Öktem abiyi, beni ve Gürkan Özensoy'u çağırdı. Yanına gittik Sayın Valim'in. Bir kağıt hazırlatmış. Federasyonun kuruluş şartnamesi. Her birimize birer tane tüttürdü. Elimize tutturdu. Bir hafta sonra gelin dedi, konuşalım. Bir hafta sonra gittik. Tabii birbirimizle konuştuk ama açık açık hiçbirimizin gönlünden öyle bir şey geçmiyor başkanım yani. Ve biz dedik ki efendim işte şöyle oldu, böyle oldu, yana yattı, çamura battı, olmadı. O da hissetti herhalde. Efendim, gözünüz arkada kalmasın.
bizim beceremediğimiz fakat çok istediğiniz şeyi gözünüz arkada kalmasın. Sağ olsun Faik Başkanım ve diğer arkadaşlarımız hallettiler. Hayırlı uğurlu. Sayın Valim, ben küçük bir şeyle hemen kapatacağım. Biz buraya sizin için geldik efendim. Sizi şöyle tarif etmek istiyorum. Hepimizin şurasında taşıdığı şu yumruk kadar kalp var ya, o yumruk kadar kalbin içerisine dünyalar kadar yer kapladınız efendim. Hürrem Aksoy olarak. Size ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Bana bu fırsatı verdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum efendim. Emekli olunca büyük bir restoran açacaktık. Sözünüz var, unutmayın. Evet. Evet.